Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir ürün inceleyeceğiz. Bu ürünümüz derken elimize geldi. Gördüğünüz gibi Rampage'in 7+1 ve bol RGB'li bir kulaklığını inceleyeceğiz. İncelemeden önce tabii ki de bir kutu açılışını yapacağız. İçinden neler çıkıyor bunları birlikte göreceğiz. Sonrasında da hem bilgisayarımıza takacağız, biraz kalitesi nasılmış, kulağımızda nasıl bir duruş sağlıyor, bunlara birlikte bakacağız. Ve burada şunu söylemek istiyorum: RGB sevenler mutlaka ve mutlaka bu videoyu sonuna kadar incelesin. Çünkü kulaklığın her yerinden RGB fışkırıyor. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca kutu açılışına geçeceğim. Kutu açılışına geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı asla ve asla unutmuyorsunuz. Hadi şimdi kutu açılışına geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ürünümüzün kutusu bu şekilde. Üzerinde Virtual 7+1 Surround desteği olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Comfortable Soft Earpads'leri olduğunu, yani daha yumuşak ve konfora dayalı kulak süngeri olduğunu bize gösteren bir ibare var. Bunun haricinde de gördüğünüz gibi 50 mm'lik büyük sürücülere sahip olduğunu belirten bir şey daha burada mevcut. Aynı zamanda da kafa bandında RGB olduğunu da burada belirtmişler. Şimdi fazla lafı uzatmadan hemen en sevdiğimiz kısım, kutu açma bölümüne geliyorum sizlerle birlikte. Burada da detaylı özelliklerini görebilirsiniz. Hızlıca buradaki gördüğünüz minik jelatinimizi nasıl açamayacağız bunu göstereceğim sizlere. Tabii ben her zamanki gibi hazırlıksız olduğum için tabii ki de bunu açamıyorum, beceremiyorum derken çok teşekkürler efendim, çok sağ olun, çok sağ olun derken elimize bir bıçak ulaştı. Hemen burayı keselim. Çok mersi efendim, teşekkürler. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bayağı da bir uzun bir kablosu var sanırım. Şimdi burada benim ilk merak ettiğim şey, mikrofonu çıkabiliyor mu derken ve çıkabiliyor. Arkadaşlar bu gerçekten hayatımızda başımıza gelebilecek en güzel şeylerden biri olabilir. Mikrofonun çıkabiliyor olması. Şimdi ilk elime aldığımda kaliteli bir plastik beni karşılıyor. Burası alüminyum gibi duruyor ama yine plastik yapılmış. Ama gayet sert bir plastik olduğunu görebiliyorum. Kutunun üstünde gördüğümüz yumuşak earpads dediği süngerlere baktığımda gerçekten çok yumuşak olduğunu fark ediyorum açıkçası. Kafa bandımız da gayet yumuşak bir yapıya sahip. Kafa şeklimizi gayet güzel bir şekilde alacakmış gibi duruyor. RGB şeritlerimiz var. Kumandasına baktığımızda burada ses açma kısma podu olduğunu görüyorum. Aynı zamanda burada mikrofonu kapatma ve açma bölümünü görüyorum. Bu da sanırım ışıklarıyla alakalı bir şey ortadaki. Aynı zamanda da burada mikrofonu sessize al ve sesi geri aç butonu olduğunu görüyorum. Kabloya baktığımızda burada PVC kablo olduğunu görüyorum. Açıkçası ben burada bir örgü kablo görmeyi isterdim. Çünkü kulaklığın gerçekten çok güzel duruyor, çok hoş duruyor. Çok daha tatlı olabilirdi ama bu kabloda gayet sağlam ve dayanıklı gibi gözüküyor. Bir problem yaşatacağını sanmıyorum ilerleyen dönemlerde. Şimdi birlikte bu ürünü kulağımıza takalım. Bir de o şekilde sizlere göstereyim ve deneyimlerimi aktarayım. Evet arkadaşlar, bu arada ben size tekrar şöyle yakından Rampage Black Eagle'ı göstermek istiyorum. Zaten stok görüntülerle de daha da detaylarına birlikte bakacağız. Şimdi ben şu şekilde kulağıma taktığım zaman gerçekten etraftaki sesleri bayağı bir kestiğini söyleyebilirim. Kulaklık süngerleri gerçekten çok konforlu. Uzun süre oynadığınız oyunlarda sizi rahatsız etmeyecektir. Şöyle bir güzelliği de var. Demin de bahsetmiştim sizlere. Mikrofonumuz bu şekilde çıkabiliyor. Mikrofonun kenarlarında iki tane minik çentik var. Bu çentiği mikrofon tarafına takıp mikrofonu şöyle çevirdiğinizde kilitleniyor ve bu mikrofonun çıkmasını engelliyorsunuz. Çıkartmak için de tekrar diğer tarafa doğru çevirip çektiğinizde mikrofonu çıkartabiliyorsunuz. Buna özellikle dikkat edin. Hasar görme durumu yaşamayın. USB'ye takalım ve ışıklarını görelim. Gerçekten en merak ettiğimiz ne demek yani? Nezaket. Gerçekten buydu. Gerçekten hepimizin merak ettiği konu tam olarak bu olduğunu düşünüyorum. Ve arkamı dönüyorum. Gördüğünüz gibi kulaklığımızın USB'sini taktığımızda her yer ışıl ışıl. Yanlarda çok güzel ışıklarımız var. Aynı zamanda kafa bandının üstünde de ışıklarımız mevcut. Ben bunları size stoklarda çok daha kaliteli bir şekilde göstereceğim. Daha rahat bunu anlayabileceksiniz. Yani
tahminimden çok daha fazla ışık veriyor ve gerçekten hani bu rahatsız edici bir seviye değil. Tam tersi gözünüze hoş duracak veya özellikle yayın yapıyorsanız yayında sizi gerçekten ayrıcalıklı kılacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten dikkat çekici bir yapıya sahip. Aynı zamanda da mikrofonun ucunda da mavi bir ışık olduğunu görüyoruz. Şimdi ben bir oyun oynayacağım. Sonrasında da birlikte genel olarak ne hissettim, nasıl bir hissiyat yaşattı bana bu kulaklık, buna bir bakalım birlikte. Ne kadar başarısız bir FPS oyuncusu olsam da bu kulaklığı Valorant'ta biraz test ettim. Ve sayısızca ölüme maruz kaldım. Bu beni gerçekten çok üzdü. Ama şöyle söyleyebilirim. Virtual 7+1 desteği gerçekten beni çok tatmin etti açıkçası. Bence değerini hak eden bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 1,5-2 saat kadar oyun oynadım ve kulak pedleri gerçekten rahatsız etmedi. Uzun sürelerde sizi rahatsız edeceğini de sanmıyorum. Aynı zamanda kafa bandı da gayet kafanızın şeklini alıyor ve uzun süre oyunlarınızda da sizi gayet konforlu bir şekilde oyuna odaklayabiliyor. Ağırlığına bakacak olursak da gayet hafif olduğunu söyleyebilirim. Şimdi birlikte bir de mikrofon testini gerçekleştirelim. Şu anda Rampage Black Eagle kulaklığın mikrofonundan sesi alıyorum sizlere. Ses deneme 1-2-3. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Mikrofonu şimdi ağzımdan uzaklaştırıyorum ki bu özelliği çok güzel. Çoğu mikrofonda bu olmuyor. Ne tarafa bırakırsanız orada duruyor. Çok fazla kıpırdamıyor. Şimdi ben size şöyle bir açıdan bir de konuşmak istiyorum. Ses deneme 1-2-3. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Açıkçası şunu belirtmek istiyorum. Mikrofon testini yaptıktan sonra ben kaydı dinlediğimde inanılmaz derecede şaşırdım. Mikrofon kalitesinin bu kadar iyi olacağını gerçekten düşünmüyordum. Rampage Black Eagle oyuncu kulaklığının diğer detaylarına bakmak ve satın almak isterseniz açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini isterseniz eğer lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.